Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarınızda görev çubuğunu nasıl gizleyebilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Bunun için öncelikle görev çubuğumuzun üzerine mouse'da gelerek sağ tıklayıp görev çubuğu ayarları diyoruz. Görev çubuğu ayarları içerisinde görev çubuğunda gösterilmesini istediğiniz simgeleri buradan açıp kapatabiliyorsun. Sohbet, pencere öğeleri, görev görünümü, ara gibi bölümleri buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Görev çubuğu köşesi simgeleri var. Bu simgeler içerisinde de kalem menüsünü kapatıp açabiliyorsunuz. Dokunmatik klavyenin gösterilip göstermediğini kapatıp açabiliyorsunuz. Sanal dokunmatik yüzeyin gösterip göstermediğini açabiliyorsunuz. Görev çubuğu köşesi taşması var. Burada da isterseniz bunları seçebilirsiniz. Direkt aşağıda şu ok tuşuna basmadan buradan gösterilmesini istediğiniz simgeler varsa ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. En aşağıda da görev çubuğu davranışları var. Buraya tıkladığınızda görev çubuğu hizalama var. Bildiğiniz gibi Windows 11'de simgeler tam olarak ortada görünüyor. Bunu eski Windows 10'daki gibi ve diğer eski Windows sürümlerindeki gibi sol tarafa almak isterseniz bu şekilde yine solu seçerek alabiliyorsunuz. Görev çubuğunu otomatik olarak gizleyebilmeniz için görev çubuğunu otomatik olarak gizle seçeneğini seçiyorsunuz ve gördüğünüz gibi aşağıda görev çubuğumuz şu anda. Mouse'umuzu aşağı doğru çektiğimizde görev çubuğu geliyor. Tekrar yukarı doğru çıktığımızda görev çubuğu anında gizlenmiş oluyor. Masa üstünüzde daha fazla yer kullanabilmeniz için isterseniz bu seçeneği kullanabilirsiniz bilgisayarlarınız üzerinde. Eğer daha önceden sallamışsanız ve tekrar bunu pasif hale getirmek istiyorsanız aynı adımları uygulayarak kutucuğu kaldırabilirsiniz ve bu şekilde de görev çubuğunuzu tekrar sabit bir şekilde aktifleştirmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarınızda görev çubuğunu nasıl gizleyebilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz ya da 118.58 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.